Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet yılın ikinci yarısına başlıyoruz ve önemli bir dönem. Tutulmalar zamanındayız ve Mayıs'ta burcunuzda meydana gelen ay tutulmasıyla birlikte bu ay bir de güneş tutulması yaşayacağız ve bunlar tabii ki önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek güçlü etkiler. Evet, güneş 20 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda parlıyor olacak. Merkür İkizler Burcu'nda ama retro. Mayıs sonunda gerilemeye başladı. 22 Haziran'a kadar da devam edecek gerilemesi. Bu da ayın büyük bölümünde aslında biraz daha bizi yavaşlatacak gibi görünüyor. En azından yavaşlamamız gerekiyor. Bazı kavramları daha fazla sorgulamamız, detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Tutulma tesirleri hayatınızda hızlı gündemler yaratabilir. Özellikle ilişki dinamikleriniz çok önemli görünüyor. Bu ay genelinde ilişkilerinize daha fazla odaklanıyorsunuz. Eşinizle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, birliktelikler, ortaklıklar, işbirlikleri, yasal anlaşmalar, hatta yakın arkadaşlıklar. Yani bunları Merkür Retrosu biraz gündeme alırken sorgulamaları da arttırabilir. Evet, geçmişe doğru da çekebilir sizi. Belki geçmiş bir konuyu gündeme taşıyacak ama bir süredir uğraştığınız, çözemediğiniz sorunları çözme fırsatı da verecektir. Venüs ayın ikisinde Yengeç Burcu'na geçecek. 27 Haziran'a kadar iyicil gezegenimiz, şans gezegenimiz Venüs Yengeç'te. Su elementinde daha yumuşak, daha duygusal tesirler veriyor. Baktığımızda Yengeç'teki bir Venüs parasal konularda da bazı destekler verebilir size bu ay. Özellikle Jüpiter'le Venüs'ün de arasında olumlu bir açı olacağını düşünürsek ay sonunda maddi konularda güven altında hissedebilirsiniz kendinizi ya da bazı sorunları daha rahat çözebilirsiniz. Yani bu çalışmadan gelebilecek kaynaklar, işte eşinizin kaynakları, aileden gelebilecek destekler gibi değerler de olabilir. 10 Haziran'da 19 derece İkizler Burcu'nda yeni ay ile beraber halkalı güneş tutulması meydana geliyor. Evet, tutulmalar, özellikle güneş tutulmaları yeni başlangıçları işaret eder. Bunlar daha güçlüdür ve daha kaderseldir. Kuzey düğüm yönünde bizi ileriye taşıyabilecek gelişmelerle ilgili yönetici gezegeni Merkür, ama Merkür geriliyor. Bu durumda biraz şartlara dikkat etmek gerekecek bu tutulma tesiriyle beraber. Sizin için güçlü bir tutulma, önemli. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa daha önemli tesirler altında olabilirsiniz. Kişisel gezegenleriniz değişken burçlardaysa bu tesirler artabilir. Evet, bu tutulma ilişkilerle ilgili sorgulamaları arttırıyor. Evlilik kararlarınız gündemde. Evlilikler de olabilir tabii ki. Süregelen evlilikleriniz, eşinizle ilgili vereceğiniz kararlar, hatta işbirlikleri, yakın ilişkiler, tüm bunlar hayatınızda bazı dönüşümler, kadersel etkiler verebilir. Merkür'ün retro olması geçmişle ilgili konuları gündeme getiriyor. Yani bu geçmiş bir ilişki, eski eş, eski partner, yarım kalmış bir işbirliği, ya belki geçmişten gelen bir arkadaştan gelecek yeni bir teklif. Bunları da gündeme getirebilir. Aslında şöyle değerlendirin. Tam olarak değerlendirilmemiş bir fırsat karşınıza çıkabilir. Ya da ilişkilerinizle ilgili sürüncemede kalan sorunlar var. Bunlar 6 ay öncesinden, 1 yıl öncesinden de devam ediyor olabilir. Şimdi bunları belki yeni bir aşamaya taşıyacak, hatta çözüm yolları bulacaksınız. Bununla ilgili koşullar gündemde. Merkür'e dikkat etmek lazım. Yani çok fazla söz, çok fazla konuşma, bilgi trafiği demek ama değişken koşullar var. Bazen kararsızlıklar var. Güvenilmez koşullar da olabilir. Her duyduğunuz habere inanmayın. Size her söylenen şeye inanmayın. En azından Merkür düzelene kadar, yani 22 Haziran sonrasında Merkür düzelecek. Bu süreç biraz daha şartlarını netleştirebilir. Tutulma gündeminde, tutulma döneminde çok hızlı hareket etmemek gerekiyor. Şartları daha iyi değerlendirmekte fayda var. 14 Haziran'da Satürn-Uranüs karesi tekrar netleşiyor. Çünkü 2021'in en önemli açılarından birisi.
Yıl başında da yaşadık, yıl sonunda da yaşayacağız. Şimdi yıl ortasında 14 Haziran'da da meydana geliyor. Sadece kişisel değil, aslında kolektif alanda, toplumsal alanda baskılar yaratan bir açı bu. Mars, Uranüs, Satürn karesi. Sizi de biraz düşünce ve fikirsel anlamda zorlayabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Hangi alanlarda olabilir baskılar? Belki iş hayatınızla ilgili, belki beraber çalıştığınız kişilerle ilgili tıkanıklıklar var. Bunlar yasal konularda olabilir, maddi konularda olabilir. Bu konulara, şu anda aslında değiştiremeyeceğimiz şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Ya da koşullar biraz daha lehimize dönene kadar belki daha sakin olmalıyız. Biraz gecikmeler, ertelemeler de olabilir. Evet, 11 Haziran'da Mars Aslan'a geçecek. 11 Haziran sonrası Mars desteğimiz güçleniyor. Mars Aslan'da sizi daha cesur hale getirebilir tabii ki. Seyahat etme isteğiniz de artıyor. Ay sonunda Venüs'ün de 27 Haziran'da Aslan'a geçecek olması belki daha güzel seyahat imkanlarını, daha sorunsuz seyahat imkanlarını ortaya çıkarabilir. 24 Haziran'da 3 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Dolunay kendi içinde Jüpiter ve Venüs'ün de güzel bir açısı oluştuğu için aslında olumlu bir dolunay, yapıcı bir dolunay. Sizin de parasal alanınızda meydana geliyor. Ay başında hissettiğiniz bazı stresler burada bir istikrara kavuşabilir. Parayla ilgili bir sorunu çözebilirsiniz ya da gelirlerinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili biraz daha kendinizi güvende hissedebileceğiniz koşullar oluşabilir. Tıkanmış işler biraz açılabilir örneğin. Ya da bazı parasal ihtiyaçlarınız var, alışverişleriniz var, yatırımlar var. Hani buralarda da bazı daha uzun vadeli ama daha şanslı, bereketli gelişmeler karşınızda olabilir. Özellikle Haziran'ın son haftası ve Temmuz'un ilk haftası içerisinde bu dolunay gündemimizde olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız sevgili yaylar. Özellikle 3 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, bunlar toprak burçlarındaysa özellikle tabii bu etkiler artar. Yani daha olumlu tesirleri hissedebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Jüpiter balıkta. Temmuz sonuna kadar da balıkta olacak. Bu ay gerilemeye başlıyor ama balıkta yine de size güzel bir, en azından manevi anlamda güzel bir farkındalık veriyor. Biraz daha sizi destekliyor bu süreç içerisinde. Aile konuları, yuva konularında ya da ebeveyn ilişkilerinizde manevi destekleri güçlü bir şekilde alabilirsiniz. Burada bazı sorunlar olsa da yaşamınızda ilişkilerle ilgili çözmeye çalıştığınız aileden daha fazla destek alabileceğiniz ya da onlara güven duyabileceğinizi de söyleyebilirim. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.